Melek'le Yemek Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz delikli beyaz peynir nasıl yapılır? Hepinizi iyi seyirler diliyorum. 5 litre sütümü ocağa koydum. Güzel şekilde süzdüm. Ocağa koydum arkadaşlar. Burada kontrollü bir şekilde 72 derecenin üstüne kadar ısıtıp sütümüzü pastörize ediyoruz. Ocaktan aldığımda 76 dereceydi. 1-2 dakika sonra tam net ısısını vermek için ölçtüğümde arkadaşlar 73 dereceydi. Yani 74 dereceye yakındı. Şu anda gördüğünüz gibi 73.9 yani 74 derece diyebiliriz. Burada sütümü tekrar bir daha soğuması için bekletiyorum. Mayalayacağım. Bekletirken arada Kaymaklarını karıştırın. Kaymaklar sütün her tarafına yayılsın arkadaşlar. Üst tarafta birikip tabaka oluşturmasın ki o zaman da peynirimizin her tarafı yağlı olur. Şu anda 36.3 dereceye geldi ve ben peynirimi mayalayacağım. Pastörize ettik artık artık arkadaşlar peynirimizi. Mayalamak için de 1 yemek kaşığı sıvı maya, 3 yemek kaşığı içme suyuyla güzel şekilde karıştırıp onu çoğaltıp Sütümüzün içine koyduk ve iyice karıştırıyoruz. Yavaş yavaş ve iyice arkadaşlar her tarafa maya yayılsın, dağılsın sütün içinde ve güzel şekilde mayalansın. Ağzını kapatıyorum ve mayalanana kadar bekletiyorum. Bazen 45 dakikada mayalanır, bazen 1 saatte arkadaşlar. Havalar çok soğuksa da 2 saati dahi bulabilir. Şu anda 45 dakikanın sonunda peynirim mayalandı. Gördüğünüz gibi bakın elime hiç süt gelmiyor, hiç yapışmıyor. Jel gibi oldu. Şimdi güzel şekilde bunları kesiyorum. Arkadaşlar mayanızı yani peynir mayalandıktan sonra maya işlemini yaptığınızda tahta kaşıkla peynirinizi uyandırırsanız aradaki sular, enzimler güzel şekilde çıkar. Burada bir dipnot düşeyim arkadaşlar size süzme kesenizi peyniri koymadan önce güzel şekilde yıkarsanız yani ıslatırsanız arkadaşlar peynir yapışmaz peynir kesemizi güzel şekilde yıkadık yani ısladık şimdi peynirlerimi koyuyorum artık keseme koyuyorum ve ondan sonra da süzdürüyorum hepsini kesemize boşalttık ağzını sıkıca kıvırıp arkadaşlar üstüne de bir ağırlık koyup birazcık suyunun süzülmesini bekliyorum. Her zaman için peynirlerin üstüne koyduğum benim bir tane peynir taşım var. Onu koyuyorum. Burada değişik bir şey yapmak istedim. Elimde cips kutusu vardı. Bunun dibini deldim arkadaşlar. Bundan sonra da kapağını da deldim. Yani şekil vermek için peynirimi buna koyacağım. Birazını hepsini değil. Eğer sizde yani değişik şekilli peynirler elde etmek istiyorsanız dibini delebileceğiniz değişik bir şeyler de kullanabilirsiniz. Şu anda biraz peynir suyunu süzdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kalıp almaya başlamış. Suları iyice hani iyice azalmadı ama biraz azaldı. Şimdi bunu kutunun içine boşaltıyorum. Yani birazını dolduruyorum. Şöyle iki e, ölçek kadar diyeyim. Dibini de delmiştim. Bu yani yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yani bir fikir olsun değişik başka bir plastik kaplar olabilir. Ya yani karton olabilir fark etmez. Burada sütümüz şey peynirimiz şu anda sıcak olmadığı için herhangi bir şekilde arkadaşlar zararı olmaz. Artık peynirimi hepsini yaptım. Şimdi bunu arkadaşlar bir gün dışarıda bekletmek için koyuyorum balkona bir günün sonunda. Niye bunu böyle yaptık? Peynirimiz delikli olsun istiyoruz. O yüzden bir gün dışarıda suyunu süzdürdük arkadaşlar. Bir gün boyunca dışarıda durdu. Yani ikindi yapmıştım. Bir gün sonra sabaha kadar arkadaşlar durdu dışarıda. Delikli peynir elde etmek istediğim için dışarıda fazla tuttum arkadaşlar ki o peynir mayasıyla içindeki enzimlerle beraber asitlensin. Ondan sonra da aralarda o delikler oluşsun diye. Eğer beyaz peynir yapmak istiyorsanız zaten hemen 2 saatin sonunda kalıptan çıkarıyoruz. En geç 3 saatin sonunda. Ama bunu delikli istediğimiz için buradaki önemli detay beyaz peynirden ayıran kısmı arkadaşlar dışarıda fazla süzdürmek. Biraz peynir kesesinin şeyleri e, şekil bırakmış arkadaşlar orada önemli değil Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz yani belki sizin peynir kesenize pürüz oluşmaz gayet güzel bir şekilde bir kalıp elde edebilirsiniz yani tadını ve lezzetini götürmüyor ama görüntüsü güzel oluyor gördüğünüz gibi kendinden desenli desenli oldu Bu arada Arkadaşlar ben bu peynirimi tuzsuz tüketeceğim. O yüzden de salamura suyuna koymadım. Salamura suyu yapmadım. Bir de tekrar bir daha da sizin vaktinizi almamak için bu videonun arkasında da yapmadım. Şu yukarı link bırakıyorum arkadaşlar. O videoda videonun sonunda salamura suyu yapmıştım. O suyun aynısını bu peynire kullanabilirsiniz. Eğer siz de tuzlu tüketmek istiyorsanız ama benim gibi tuzsuz tüketmek istiyorsanız o zaman da güzel şekilde streçleyip dolaba kaldırabilirsiniz ya da poşetleri pipetle vakumlayıp içindeki bütün havayı alıp öyle de dışarıda şey dolapta muhafaza edebilirsiniz. Bu da şekil yapmak için şekil olsun diye yapmış olduğumuz kutumuz arkadaşlar. Bu arada o biraz fazla gelmişti. Süzdürmeyince bastığım şey onun yarısını aldım. Bu kadarcık küçük bir şey bıraktım. Merak ettim nasıl şekil oluş oluşacak diye. Aslında fena da şekil oluşmadı. Ama denemede fayda vardır. Bir daha yapar mıyım bunu bilmiyorum ama diğer türlü yapmak daha kolay. Öteki türlü yapmak benim iki iş olmuş oldu, uğraştırdı beni ama merakımı yenmiş oldum. Burada da tartmak istiyorum arkadaşlar. 5 litre sütten kaç gram peynir elde ettik diye. Aslında ben tartı kullanmıyordum ama peynirlerimde hep ne kadar olduğunu merak ettiğiniz için Bundan sonra bütün peynirlerimi arkadaşlar siz istediğiniz için ben de her seferinde elimden geldiği kadar unutmazsam tartmaya çalışıyorum. Burada biraz fazla çıktı arkadaşlar. 625 gram gibi bir peynir elde ettim. 600 gramdan fazla peynir elde ettim. Bunun da sebebi bu aralarda inekler güzel beslendiği için süt kalitesi arttığından dolayı fazla peynir elde etmiş oldum. Ama normalde 1 5 litre sütten 550 gram peynir elde ediyordum. Bugün 100 gram fazla peynir çıktı. Şimdi de en güzel noktasına geliyoruz. Bakalım peynirimizi kesiyoruz. Delikli ise bunu başarmışız. Delikli değilse de normal beyaz peynir gibi tüketiriz. Gerçekten çok güzel bir görüntü arkadaşlar. Bakın içi sünger gibi. Foş foş ediyor böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Dilimleyip böyle bunu tüketmek Bakın bu diğer taraftaki o yaptığım şekildeki de oldu. Aslında güzel oldu böyle yuvarlak küçük bir teker gibi oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarifimi bir tane izleyicim istemişti benden arkadaşlar. Onun için paylaştım. Sizler için paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Bundan sonraki yapmak istediğiniz ya da görmek istediğiniz peynir tariflerini aşağı yorumlara bırakırsanız ben de elimden geldiği kadar yine sizin istekleriniz üzerine Peynir videolarını paylaşmaya devam ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere hoşça kalın, bay bay.